Merhabalar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle görüntüsü harika, kıyır kıyır, kolay kolay bayatlamayan, inanılmaz lezzetli bir elmalı kurabiye yapacağız. Bu kurabiye tarifini mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum ve tarife geçmeden önce kanalıma ücretsiz abone olmanızı ve ufak da olsa bir yorum bırakmanızı rica ederek sizleri hiç bekletmeden hemen yapımına geçiyorum. Evet, öncelikle elmalı iç harcımızı hazırlayarak başlayalım. Bunun için videoda gördüğünüz gibi kırmızı elmalara ihtiyacımız var. Ben bugün 5 tane kullandım fakat iç malzemeden biraz arttığı için sizler 4 tane kullanabilirsiniz. Elmaları güzelce yıkadıktan sonra kabuklarını soymadan çekirdeklerini ayıklıyorum. Evet hepsinin çekirdeğini ayıkladım gördüğünüz gibi. Şimdi yine kabuklarını soymadan küçük küçük küpler halinde doğruyorum. Ve doğramış olduğum elmaları uygun bir tavaya alıyorum. Daha sonra üzerine klasik 200 mililitrelik su bardağı ile 1 su bardağı şeker ilave ediyorum ve tavayı ocağa alıyorum. Ve şimdi kısık ateşte arada sırada karıştırmak suretiyle elmalar suyunu salıp çekene kadar pişirmeye başlıyorum. Ve 1-2 dakika içinde suyunu saldı gördüğünüz gibi. Şimdi suyun tamamını çekene kadar arada sırada narin bir şekilde karıştırmak suretiyle pişirmeye devam ediyorum ve elmalar suyun tamamını çekti gördüğünüz gibi. Elmalar suyunu çektikten sonra içine yarım limon suyu ve 1 yemek kaşığı tereyağı ilave ederek güzelce karıştırıyorum ve eklemiş olduğum malzemelerle de 1-2 dakika pişirmeye devam ediyorum. Ve 1-2 dakikanın sonunda altını kapatarak başka bir kaba aktarıyorum ve elmalı iç harcı soğumaya bırakıyorum. Evet, kurabiyemizin hamuru için uygun bir yoğurma kabına oda sıcaklığında yumuşamış olan 250 gram yağı alıyorum. Tercihen margarin veya tereyağı kullanabilirsiniz. Daha sonra üzerine 2 tane yumurta, 1 çay bardağı pudra şekeri ve 1 paket vanilya ekliyorum ve un kabımı da yanıma aldıktan sonra yoğurma kabındaki malzemeleri öncelikle elimle şöyle bir karıştırıyorum. ve malzemeleri karıştırdıktan sonra şimdi istediğim kıvama gelene kadar azar azar un ilave ederek hamuru yoğurmaya devam ediyorum. Her zaman söylediğim gibi un miktarı değişkenlik gösterebilir. O yüzden size verdiğim un miktarına sadık kalmadan hamurunuzun kıvamına bakarak ununuzu da azar azar ilave ederek yoğurun lütfen. Ben bugün toplamda klasik 200 mililitrelik su bardağı ile 3,5 su bardağı un kullanarak hamuru yoğurdum ve kıvamını sizlere yakından da göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi oldukça yumuşak, ele yapışmayan ve kolay şekil alabilen bir kıvamı var. Şimdi hamuru tezgahta toparlıyorum ve bir buzdolabı poşetine koyarak yarım saat dinlendirmek üzere buzdolabına kaldırıyorum. Evet, hamuru yarım saat buzdolabında dinlendirdim. Şimdi tezgahta biraz uzatarak 4 eşit parçaya ayırıyorum. Ve daha sonra tezgaha biraz un serpiyorum ve hamurun üzerini de biraz unladıktan sonra bir merdane ile tatlı tabağı büyüklüğünde açıyorum. Ve yaklaşık bir tatlı tabağı büyüklüğüne geldikten sonra üzerine videoda gördüğünüz gibi bir tatlı tabağı koyarak kenarındaki parçayı keserek çıkartıyorum ve daha sonra bir rulet ya da bıçakla 4 eşit parçaya kesiyorum. Ve hamuru 4 eşit parçaya ayırdıktan sonra şimdi aynen videoda gördüğünüz gibi ayırmış olduğum her bir parçaya kesikler atıyorum. Ve şimdi tam orta kısmına hazırlamış olduğum elmalı iç harçtan yerleştiriyorum ve daha sonra aynen videoda izlediğiniz gibi kapatarak şekil veriyorum ve yağlı kağıt sermiş olduğum fırın tepsisine diziyorum ve ben şimdi kurabiyelerin hepsini aynı şekilde hazırlayarak tamamlıyorum. Evet kurabiyelere şekil verirken şunu da belirtmek istiyorum ki ben bugün iç harcını biraz farklı hazırladım ve çok lezzetli oldu. Fakat sizler dilerseniz kabuklarını soyup rendeleyerek klasik elmalı kurabiye iç harcıyla da yapabilirsiniz. Evet kurabiyelerin hepsini aynı şekilde tamamladım ve fırınımı da alt üst 160 derecede çalıştırdım. Şimdi kurabiyeleri önceden ısıtmış olduğum fırına pişmeye gönderiyorum. Evet, kurabiyeler pişti ve fırından çıkarttım. Her zaman belirttiğim gibi pişme süresi fırından fırına değişkenlik gösterebilir. O yüzden aynen videoda gördüğünüz gibi altları ve üstleri biraz pembeleştiğinde fırından çıkartabilirsiniz. Kurabiyeleri fırından aldıktan sonra iyice soğumalarını bekledim ve şimdi üzerlerine bolca pudra şekeri eliyorum ve daha sonra bir servis tabağına diziyorum ve artık kurabiyelerimiz servise hazır. Gördüğünüz gibi görüntüleri harika oldu. Lezzeti ise hiç abartmadan bütün samimiyetimle söylüyorum ki kıyır kıyır ağzınızda eriyip giden ve kolay kolay yumuşamayan harika bir elmalı kurabiye oldu. O yüzden sizlere de ısrarla denemenizi tavsiye ediyorum ve deneyecek olanlara şimdiden kolaylıklar diliyorum. Deneyenlerden de mutlaka geri dönüşlerinizi bekliyorum. Böylelikle bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Destek olmak için kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Beğeni ve yorumlarınız çok değerli. Elimden geldiğince hepsini tek tek okuyarak mutlaka geri dönmeye çalışıyorum. O yüzden beğeni ve yorumlarınızı hatta eleştirilerinizi de ihmal etmezseniz çok mutlu olurum. Yeni videolarımdan haberdar olmak için bildirim zilinde açmayı unutmayın lütfen. Bir başka tarifte görüşmek üzere hoşçakalın.